Herkese merhaba. 7 Kasım 2019 sabah Milli Eğitim bir yazı yayınladı ve bu yazıda dedi ki son dakika dedi KPSS puanının geçerlik süresi 1 yıla indirildi dedi. Bunu MEP mevzuat üzerinden yaptı. Yani MEP yayınladığına göre bu haber öğretmenlikle alakalı bir haber. Bu haberin içerisinde ne var? Son yani 2018'in Ağustos'u muydu? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, 15 Ağustos 2018'de zaten bir yıldır ondan önceki süreçte bir yıldan 2 yıla çıkarılmıştı. Bunu neden yapmışlardı? Öncelikle onu bir düşünelim. 2017'de sınava girmiş olan arkadaşlar 2017 sınavının süresi bitmesine rağmen henüz atamaları yapılmamıştı. Öğretmenlik için konuşuyorum bu arada. 2018'dekilerin sonuçları açıklandı ve 2017'dekiler mağdur kalmış gibi oldu. Kalmamaları için ne yapıldı? Öğretmenlik puanı 1 yıldan 2 yıla çıkarıldı. Tamam, bu yapıldı ama bunun zaten kısa süreceği belliydi. Yani tek amaç aslında burada 2017'lerin mağdur kalmamasıydı. 2017'ler zaten 2018'in son atamasına kadar atanabildiler. 2018'lerde 2019'un son atamasına kadar atanabilecekler. Fakat yönetmelikte şöyle de bir değişiklik oldu. 2018 ve 2019'da sınava girmiş olan arkadaşlar hala da o haktan faydalanabiliyorlar. Yani 2018'de sınava girmiş olan vatandaş sadece 2019'da atanıyorken artık yani 2020'de de atanabilecekti. O hakkını kaybetmedi. 2019'da sınava girmiş olan arkadaş da bu sene sınava tekrardan girmesine gerek yok. 2020'de yine atanabilir. Fakat bundan sonra o artık olmuyor. Yani siz 2020'de sınava girdiğiniz zaman bir yıl atanmış oluyorsunuz. İkinci yıla puanınızı kullanamıyorsunuz. Tekrardan sınava girmeniz gerekiyor. Sabah yayınladığı haberi şuraya bir yere koyacağım. Instagram'da map.mevzuat isimli sayfada bunu yayınladı. Yazı şu şekildeydi. Son dakika KPSS puanının geçerlilik süresi 1 yıla indirildi. Öğretmenler için 2020 yılından itibaren KPSS'nin geçerlilik süresi 1 yıla düşürüldü. 2018 ve 2019 KPSS puanları ise bu kapsamın dışında tutulduğu için bu puanların geçerlilik süresi 2 yıl olarak devam edecek. Yani 2018 ve 2019'da girmiş olanlar yine 2 yıl olarak puanlarını kullanabiliyor. Ama bundan sonra tekrardan eski düzende olduğu gibi 1 yıl kullanabilmiş olacaklar. Bununla ilgili zaten şu şekilde aklında soru işareti kalmış olan arkadaşlar vardı. Ya işte 2019'da girenin sınavının zorluğu ile 20'de girenin zorluğu aynı değildi. Niçin biz aynı sıralama üzerinden değerlendiriliyoruz? Niçin aynı puan üzerinden değerlendiriliyoruz? Denilmişti ki bu kargaşa fazla sürmemesi amacıyla muhtemelen kaldırıldı. Zaten asıl amaç düşüncem o yönde. Asıl amaç 2017'dekilerin mağdur olmaması açısındandı. Bir iki tane de haber yayını yani haberlerden bir iki tane yazı da sağ sola bir yere bir şekilde resim olarak koyacağım. Memurlar.net'te bu sabah yayınladı. Evet, o da saat 9 gibi yayınlamıştı. Şu an onun linkini bulamıyorum. Yeni haberler geldikçe tekrardan size bildirmeye çalışacağım. Bu videoyu, bu kanalı izleyen ön lisans ve orta öğretimden arkadaşlar var. Bu haber onlarla ilgili değil. Onu şimdiden söyleyeyim. Çünkü biliyorum yoruma yazacaklar. Bizim puan 2 yıl geçerliydi. Nasıl oldu da şimdi 1 yıla düştü? Onlarla alakalı değil. Onların hala da 2 yıl olarak devam ediyor. Yani lise mezunusun veya 2 yıllık bir mezunsun, sınava girdin. Senin puanın yine 2 yıl olarak kullanılabilir durumda. Siz 2020'de gireceksiniz. 2022 sınavı olana kadar sizin devam edecek. Sadece öğretmenliklerde bir değişiklik oldu. Orta öğretim ve ön lisansta bir değişiklik yok. Açıklamayı daha fazla uzatmaya gerek yok. Anlatacaklarım zaten bu kadardı. Herkese güzel çalışmalar dilerim, başarılar dilerim. Yani korkulacak bir haber değil. Yani kötü bir şey yok aslında. Sıkıntı yok. Kendinize iyi bakın.